Logitech G zirvesi olacak. Oyun dünyasına yönelik yenilikler, oyuncuları sevindirecek haberler yayınlanacak. Acaba yeni ürünler neler? Onları göreceğiz. Ne gibi haberler var? Onlara bakacağız. Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyun kulübü neler yapmış? Onları göreceğiz. Birazcık gezeceğiz, oyun oynayacağız. Bu toplantının keyfini tadacağız. Vodafone Arena'nın önündeyiz. Logitech G'nin oyun dünyasına yönelik gelişmeleri konu alacağı, Logitech'in oyunculara yönelik ne gibi gelişmeleri takip ettiği, oyuncu dünyasına ne gibi şeyleri katmak istediğine yönelik konuların konuşulacağı toplantıya birazdan gireceğiz. Vallahi Vodafone Arena'nın içindeyim. Bayağı karmaşık. Hala bitirememişler. Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech ile yakın temas içinde olduk ve oyuncu dünyasına yönelik yenilikleri ele aldık. Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar ile Pazarlama Müdürü Selver Yıldız'ın ev sahipliğinde Bahçeşehir Üniversitesi Oyuncu Laboratuvarı Kurucu Direktörü Güven Çatak, Streamer Tuna Pintipanda Akşen, Hardware Arena Gaming Takım Koçu Kudrek Çoruk'un katılımıyla gerçekleşen buluşmada biz de yer aldık. VR yani sanal gerçeklik konusunda çeşitli firmalarla çalışma içerisinde olan Logitech, oyuncu ekipmanları konusunda verdiği desteği büyütme ve bu kanalda da aktif olarak kullanmayı hedeflemiş. Günümüzde artık oyuncu dünyasının bir sonraki aşaması olarak görünen VR deneyimine Logitech çok sıcak yaklaşıyor. Toplantıda farklı konulara da parmak basıldı. Oyunlarda cinsiyet ayrımı gibi konuların artık aşıldığı ve e-spor yani elektronik spor konularında gelişmeler yaşandığı belirtildi. Üniversitelerde de yaygınlaşmaya ve gençler tarafından popüler olmaya başlayan elektronik sporun hem heyecanlı hem de gelişime açık bir şekilde ilerlediği belirtildi. Burada sadece basından arkadaşlarımız yok. Aynı zamanda streamer arkadaşlarımız var, işte aynı zamanda takımlar arkadaşlarımız var, aynı zamanda perakende kanallar arkadaşlarımız var. Bu kanalların hepsiyle tüketiciye ulaşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç sene öncesine döndüğümüzde, kabaca 2009-2008 yıllarına, esasen Logitech açısından baktığımızda ve bugünkü PC dünyamızı düşündüğümüzde işler gerçekten zordu. Baktığınız zaman görüyoruz yani hızla gelen bir cep telefonu, smartphone'lar ve her şeyi yapabilen yeni cihazlar da hayatımıza giriyor. O tarihte tabletler de çok önemli bir oyuncu ve hızla hayatımıza girişler belliydi. PC dünyası oyuncuları ve bunun etrafında çalışan bizim gibi aksesuarlar içinse çok zor bir dönemdi. Çıkış yolları bulması gerekiyordu ve bizim için fırsatlar bir tarafta, tehditler öbür taraftaydı. Bizim farkımız oynadığımız oyunu kitlelerle paylaşıyor olmamız ve tabii ki bunu çok yapıcı. Yani bunu hani buradan aldığınız insanların size duyduğu saygı, sevgi dünyada bunun yerini doldurabilecek şey çok ezberdir. Ama haliyle tabii bu kadar sevgi, maddi gibi birçok avantaj var. Haliyle de zorlukları da var. Ki bunlara en başta Türkiye'de hani iki anda sorunu vardır. Biri yani potansiyel sorun diyelim. Biri malumunuz Türkiye internet durumları. İkincisi de... Hala çözülmedi. Hala internet ile ilgili sıkıntımız devam ediyor. Bu iş hayırlısı. Yani... Kısmetse yerine çıkarız. Mesela ben ikinciyi çözdüm. Ekipman derdim, şey derdim yok ama internette temin olamam yani internet sorunlarına. Onunla yapacak bir şey yok şimdi. Tabii ki çalışmalar devam ediyor, geliştirmeler var ama en azından ikincisi ekipman sorunu çözmek, o bizim elimizde. Mesela benim son 3 yıldır işte hem şey olarak, marka sponsorum olarak hem kendi ekipmanlarım ve şey yaptığım, hani huzur bulduğum, rahat ettiğim ürünler Logitech'ten geliyor. Öncesinde tabii çok farklı ürünler kullandım. Daha öncesinde bu arada tekrar Logitech kullanmıştım ama modelini de hatırlıyorum daha ufakken. Demek ki o zamandan başlamıştım. Şöyle bir şey var, yayın yaparken, şimdi mesela e-spor kanalları az evvel anlatıldığı gibi milisaniyeler bir şeylerle uğraşıyorlar, işte ne bileyim, çok farklı rekabetler. Yayıncıyken de en basitinden yayına verdiği sesin, işte muhabbetinin net tutması lazım, görüntünün çok kadar çok iyi olmaması lazım. Orada senin işte kameranın kalitesi, kulaklığının kalitesi, oyun oynarken, hani ben çok rekabetçi oynuyorum, benim için o milisaniyeden önemi yok ama ekranda kendini nasıl ifade ettiğin, ekranı nasıl çıkıyor çok önemli. Dolayısıyla bu konuda işte onu aslında anladım. En azından ekipman konusunu çözdük. O konuda güzel bir ailemiz var. Çünkü Allah'a emanet olun.
Onun dışında sponsorluk konusunda siz, yani biz ekipman tarafında sana destek oluyoruz ama bizim gibi farklı sana sponsor olan firmalar var mı? Bu sizin sektöre sponsorluğun bakışı nasıl? Şöyle, geçtiğimiz dönemlere göre çok çok daha iyi. Tabii ki hani bir belli popülariteye, belli kitleye ulaştıktan sonra firmalar daha fazla yaklaşmaya başlıyor ama artık daha seçiciler yani. Özellikle çünkü mesela ben hani ayın mesela sizin yeriniz olsam, böyle işte yetkilisi olsam dedim ki yani benim ürünlerimi kullanacak, sunacak bir arkadaşım en azından belli kıstasları, belli bir seviyesi olmalı ve bu benim şu anda en çok mutlu eden şey. Firmaların gerçekten yayıncılığın, kitlesinin karakterini yapmaya yaklaşmaları. Tabii ki birçok Logitech dışında belli başka firmalardan çalışıyorum ve tabii hepsinin bana çok çok farklı alanlardan alanları var. Doğrudan yayına, doğrudan yayına en çok etki eden doğal olarak Logitech firmalar. Toplantı oldukça keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçti. Çeşitli sorulara da cevap bulabildiğimizi belirtmek isterim. Özellikle oyuncuların dünyasını yakından ilgilendiren ekipman konusu üzerinde bir soru yöneltme fırsatı yakaladık. Söz aramadı. Şey sormak istiyorum aslında ben. Şimdi oyuncu dünyasında şöyle bir şey var. Yeni atılmak isteyen arkadaşlar seti tamamlamak için işte ilk başta C502 alıyor. Onun sonra 6.3 almak için para büyütüyor falan. Ama şöyle bir şey de istiyorlar birçok oyuncuyla konuştuğumda. Seti önceden tamamlayabilmek için, foil olaylar çıkıcı Logitech tarafından yardımlar atıyorum. Hani G502 aldığında kulaklığı almak için 115 indirim gibi böyle paketler. Hani diyor ki mesela ben setimi, Logitech setimi, klavyeyi, faremi, kulaklığını 3-4 ayda tamamlayabildim. Ama daha kolaylaştırıcı çözümler, hani setini tamamla şeklinde ne gibi paketlerimiz var? Neler sunuyorsunuz? Burada daha yaratıcı olabiliriz. Yeter kadar yaratıcı olmadığımızı ben düşünüyorum. Ama zaten şu an kadar arkadaşlar da bunu duyuyorlar. Onlar önemli fikirlerle bize geliyorlar. Bunun üzerine çalışalım. Esasında yanlış bir şey değil. Yani tüketici sonuçta ister ki setiz tamamen bir kere de alıversin. Ama bunun arkasında tabii sisteme de ihtiyacımız var. Yani aynı fatura üzerinde 3 ürün olduğu zaman 2. üründe şu indirim, 3. üründe bu indirim yansıt ve toplam paketi şu fiyata getir gibi kolaylıklarımız var. Bunu perakendecilerle birlikte ve onların yazılımcılarıyla birlikte ayarlamamız lazım. Oralara yeteri kadar vakit ayırmadık. Muhakkak çalışıp üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Ama çok büyük bir geri beslenir satış anlamında. Evet. Onu da kullanmamız lazım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ülkenin sorumcu. Hassas ve özel rubber'cıyı mekanik tuşlarıyla pekişen seçeneksiz ise özel aydınlatma seçeneklerine dikkat çekerken alıştığımız tasarım anlayışının biraz dışında gövde yapısıyla da dikkat çekmekte. Oyuncuların dünyasını 7.1 gerçek yüksek çözünürlüklü ses karakteriyle cezbeden G933 ise hafif ve ek özellikle donatılmış yapısıyla karşımıza çıktı. G29 ve G920 gibi araba yarışlarının vazgeçilmez eğlenceli ürünleri ise bizlerleydi. F710 kablosuz oyuncu kumandası ise gecikme veya parazit olmadan gerçek zamanlı oyun deneyimi sunabiliyordu. Şu olayı çok sevdim. Multimedya. Yani şöyle bir fark var. Şu anda G633 var kulağımda. G810 klavyemiz. G502 faremiz. Bir saniye başlayacak. Bunlar üçün. Biliyorsunuz G502 bayağı efsane bir faredir. Multimedya ayarı var. Açı kapatıp açabiliyoruz. Sesi açıp kapatabiliyoruz. Windows kitleme tuşumuz var. G410 daha da laptop kullanan oyunculara yönelik bir çözüm gibi duruyor birazcık da. Turnuvalara mı özel bunlar? Turnuvalara özel. Turnuvalarda mesela örnek veriyorum. Makro kullanmak yasaktır. Yani makro kullanmak yasak. Yasak olduğundan dolayı şimdi bazı firmalar olsun, Logitech olsun artık turnuva klavyesine bir şey çıkarıyor. Yani örnek veriyorum. Bazı tuş takımların yanında P1, P2, P3, P4
B4, B6 olarak geçer. Bunu makro atlama tuşu gibi gelir. Ama bunda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu sadece tamamıyla beceriye yönelik. Tabii. Aynı şekilde 8-10'da kullandığım gibi de aynı. Ama onda makro atlama tuşu var. Yani makroyu destekliyor. Makroyu destekliyor. Ama 410 destekliyor. 100 modeli var. 910 o destekliyor. O destekliyor. Bu tamamıyla turnuvaya yönelik. Tabii. Adaletli bir karşılaşma için üretilmiş bir klavye yani diyebiliriz. Karşılıklı bir iğne yapılmamak lazım. Artı bir de telefonunuzu ikinci ekran yapabiliyorsunuz. Bunda da 910'dan geçip destekliyor. Telefonunuzu ikinci ekran yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. CSGO ya da LoL'de chat paneliyle takım arkadaşlarını ya da aldığın itemleri, altını ya da sonunu, kartını, ısınma şeylerini hepsini oradan görebiliyorsunuz. Uygulama sayesinde. Uygulama sayesinde. Android, Apple tarzında destekliyor zaten. Güzel. Hiç ilgi görmeyen bir kısımdayız. En ilgi gören kısım Logitech G900'ün ve aynı zamanda G810'un olduğu bölüm. Çeşitli oyunlarla deneyimleri tadabiliyorsunuz. Toplamda 6 parçası sökülüp takılabiliyor. Çok bu tamam. Tamamen sizin ergenliğinizde bir ergen. İster, son ister. Farklı parçaları sökülebiliriz. Yani gerçekten bir kablosuz oyuncu mouse'una göre inanılmaz akıllı. Peki bir şey söyleyeceğim. Kablosuz teknolojilerde tepkimeyi daha aza indirmek için nasıl? Birbirine saniye aynı nasıl diyeyim? Kablolu gibi. Mouse'lar gibi ister kablolu ister kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Şarjı bitse bile bazı mouse'larda kabloyu takmadan çalışmaz. Çalışmaz zorunlu. Şarjı olduktan sonra kullanılabilir. Bunlar ister kablolu ister kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynen. Kablosuz bağlantıyı ne üzerinden yakalıyor? Bluetooth 4.1 mi? USB'den. 3.0 USB'ye sahip. 3.0 USB'den otomatik olarak hemen tak çalışır olarak çalışabilir. Tak çalışır olarak. İstersen driver'ını da indirip makro atama tuşu, driver ya da D-Pad gibi ayarlarını yapabiliyorsun. İsterseniz biraz ortamı da... Kablosuz olarak... Artık bu tarz şeylere de girişmeleri iyi olmuş ya. Kablosuz ama tasarımını beğendin mi? Dersin. Abi şuna bak, şu klavyeyi inceledim lan, süper. Ama bunun bir tane nümerik tuşlu versiyonu istiyorum ya. Öyle bir şey yok değil mi? Abi bak abi ismi ya. İnceledim ben hatta. Ama makro istemiyorum işte. Ben makro kullanıyorum. İşte bana göre ama bunun şeyi lazım. Nümerik versiyonu lazım bana mesela. Ya çok güzel. Hızlıca yanında da taşıyabilirsin. Her yere götürebilirsin de. Bir ay kadar falan da kullandım. Geri göndermedim mesela. Şey mi? İsteyince ben. Tuş takımı mı? Çok soft. Yine iyi. G810'da inanılmaz ses. Bayağı eğlenceli. Gidiyor muyuz? Kaan, Fenerbahçeli olarak Vodafone Arena'da ne işin var abi? Vodafone'a geldim ya. Bir de okumuş pirinç bıraktım. Hayır, tuvaletim vardı, sıra geldi. Hadi oğlum, işimiz gücümüz var. Hiçbiriniz işi gücü yok tabii. Çok iyi. Çok...